İrade dağlar, İrade dağlar. Kimin için ağlar, bizim için ağlar. Biz kimin, komandolar. Kimin için ağlar, bizim için ağlar. Biz kimin, komandolar. Mezarıma kapanı gidiyorsun abi. Nereye gidiyorsun? Görüntü aldım. Oradalar. Ya ne görüntüsü abi? Delirme. Kafamıza göre görüntü alamayız. Adamlar tüyüyorlar. Oğlum bak. Nöbet mevzini terk edemeyiz. Gideceğiz, komutanlara haber vereceğiz. Anlıyor musun? Adamlar kaçıyorlar dedi. Abi nereye kaçıyor? Kim onlar? Kim? Ben biliyorum. Hamza dedim, dur artık be! Telsiz rölesinde kaç tane çocuğu şehit ettiler? Yetmedi, onlardan kalanı getirip şuradaki ağaca astılar. O da yetmedi, Sarı Hoca şehit oldu. Adamlar aha, şurada. Burada bekleyecek değilim. Gidiyor manyak. Çavuş! Çavuş! Gidiyor mu? Lan oğlum ne oldu? Niye koşuyorsun? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Söylesene. Şabrel gibi şişmiş bu çocuk ya. Tıkanmış emmoğlu bu ya. Oğlum ne olduğunu hemen söyle. Hamza. Ne olmuş Hamza'ya? Gitti. Ya bırak gitsin işte. Nereye gitti lan? Çavuşum, görüntü aldım dedi. Karşı dağa doğru gitti. Allah kahretsin. Var ya, kim alsın lan? Hemen! O halde biz geçelim Pelin Hocam. Bir an önce başlayalım. Gir. Komutanım galiba bir sorunumuz var. Amerikan filmleri gibi laf kavurtlama ula. Ne diyor? Hamza komutanım nöbet mevzini terk edip daha doğru koşmuş. Başlamış mı? Timi hazırlayın hemen. Mahmut ya, sen bu salça ekmek işinin hakikaten lezzetli olduğuna inanıyor musun? Çok inanıyorum komutanım. Biz akşamları çok götürüyoruz bunda. Nasıl yani? Yani Müerrem'le Kamil Saffet'i koğuşta lafa tutuyorlar. Sonra ben bazen de Müerrem mutfağa gizlice girip... Mutfak. Ya komutanım. Ben her mutfak dediğimde niye herkes benim lafımı bölüp bir daha mutfak diyor? Oğlum çünkü sen mutfağa mutfak diyorsun da ondan mı? Ya mutfak işte komutanım ya. Ya neyse ikisi de aynı. Allah'ım ya. Biz oraya gizlice girip bunlardan... Çalıyorsunuz. Tövbe aşağı. Çalmak değil.
Çağırıyoruz. Ben de bunu gidip düeli başçavuşa fitlemezsem ne olayım? Ama sen de yiyorsun komutanım. Şahidin yok. Öyle ama ya. Tuvalet sonuçta. Ama bir şey soracağım ya. Biz şu anda resmen arazi olduk değil mi? Ha. Ama güzel arazi olduk ha. Mahmut. Söyle komutanım. Sen çok üçkağıtçı bir herisin biliyorsun değil mi? Ya böyle hakikaten üçkağıtçı bir herisin yani. Ama şunu merak ediyorum ben. Sen bu kadar üçkağıtçı olabilirken aynı zamanda bu kadar sazan nasıl oluyorsun? Seni de yiyorsun ama. Osman! Neredesin ulan? Osman! Sen çağırıyorsun, ben yuttum. Kalk ulan. Mahmut hadi oğlum hadi. Mahmut komutan. Mahmut kızım. Tatlı hemen yiyordum ya. Emredin komutan. Osman'ın manyak balık esiyle gitmiş ula. Nereye? Ne bileyim, görüntü aldım diye bağ. Doğu mevzusuna ödeye uzamış gitmiş. Araç hazır komutanım. Araçla gitmiyoruz oğlum. Adam dağa çıkmış. Yürüyerek takip edeceğiz. Osman, bu manyak fazla uzaklaşmadan alın gelin şunu ya. Emredersiniz komutanım. Sen ne yapıyorsun ula? Dedim ne oluyor? O elindekiler ne? Osman kanatlıydı komutanım. Alakası var saç çekmekle çayla. Tek! Konuşup durma ula. Gitti demek atıl çabuk. Abur sabır konuşma. Emredersin komutanım. Beni bekleyin. Baba, saatte bayağı geç oldu değil mi? Namaza mı gidecek? Yok ya, karnım acıktı. Sen karnın acıkmadı mı? Yemek yemeyeceğiz mi? Koca anam birazdan gelir. Ya koca anam da dayıyor pırasayla ıspanağı arkadaş ya. Ne yiyecektin ya? Ne yiyecektin? Ha? Sülün dolması mı yiyecekti beyefendi? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah ya. Ya koca babam, şuradan söylesek ya, bir ay buçuk tandığı. Ha? Hatta benimki tuple olsun. Sana bir porsiyon yeter. Yaşlılıkta fazla yemeyeceksin diye ula. Ya dur oğlum, öyle kendini şevke getirme şimdi ya. Ya mübarek böyle diyorum ki, acık yağlı olur emme. Onu böyle pidenin üstüne sevdim mi? Koca babam, onu böyle pidenin üstüne sevdim mi? O ete çatalı böyle vay uzaktan göster. O böyle et yayılıveriyor o pidenin üstüne. Sonra acık tuzlan karabiberi çaktın mı? Lokum mu yiyorsun, et mi yiyorsun belli değil. Beni de şevki getiriveriyor. Ya şimdi kocanın sefertesinden buradan... Aa, İhsan geliyor. Amanin! Benim müstakbel kayınpederim değil mi o? İhsan kardeş, İhsan kardeş! Ya dur, dur İhsan kardeş, nereye gidiverin? Dur, dur, dur. Vallahi koca babam meseleyi ayaküstü çözecek ya. Aslan koca babam benim, aslan koca babam. Veli nimetim benim. Robert De Niro'nun Ata Bey şubesi. Gırlaşmış sakallarıyla Bilge Morgan Freeman'ım benim. Ya bak bak bak, kartal gibi çöktü adamın üstüne. Alacak kızı, çekip alacak kızı, çekip alacak. Olmaz İbrahim Bey. Sen benim hakikaten kalbimi kırdın. Çok ayıp ettin bana. Ben gelip öyle senin kahveni maveni içmem. Ya, ya sen amandan anlamıyorsun be arkadaş ya. Amandan anlamıyorsun ya. Ya tamam bir hata ediverdik. Ya biz seninle yıllardır arkadaş değil miyiz ya? Bak özür de şey ediverdim. Uzatma galiba, uzatma ya. Çok ayıp ettin, çok. Ya bak Zeliha senin kızın olduğu kadar benim de kızım ya. Olur mu öyle şey?
Ya vallahi kusura kalma İhsan kardeş, ağzından kaçıverdi. Allah seni inandırsın ya. Hadi gel bir kahve içiverelim ya. Hadi gel. Heh. Neyse. Bir kahve içelim bari. Peki. Oh, oh yaşa sen yaşa. Hadi gel, gel, gel. Buyur. Serpilet, koş bize iki tane sade kahve söyleyiver. Hadi, hadi fırla. Hadi. Tabii koca babam. İhsan babam. İhsan Bey amca gelecek de ben ona kahve söylemeyeceğim mi? Kahvenin en granlı yarım buraya. Guatemala, Arjantin, Arabiyata, hangisi olsa. Ya Türk kahvesi söyleyeceğim ya, Türk kahvesi. Hadi, hadi fırla, fırla hadi. Hadi. Tamam koca babam. Oldu bu iş Selih Hanım. Koca papantel gibi çöktü vallahi, oldu bu iş. Sen hala neyine güvenip de böyle konuşuyorsan la? Eşekin oğlu! Defolun lan! Çekil lan, vuracağım! Uğraşamayacağım lan seninle, uğraşamayacağım! Asker geri yaral! Beni burada bırakma lan! Beni de al! Beyler, koşun! Ya Mahmut, sen niye böyle çangır diyorsun emmoli deve kervanı gibi ya? Ya biraz şundan el sus deveme be! Murat, geride kal oğlum, koş! Geldim! Lan Hamza, lan manyak! Ne güzel bitti dövmet ya! Ya Mahmut çağır deyip durma, konsantrasyonu mu bozuyorsun? Konsantrasyon! Koşarken bari susun lan! Lan işe bak! Bir grup manyakla öbür manyağı yakalamaya gidiyoruz! Kaldır lan elini. Elimde bir şey yok. Olsun, kaldır. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Beni tehdit ediyorlar abi. Onu duyduk lan. Mesele ne? Şimdi şöyle abi. Yat lan. Yerde kal. Kımıldama. Diğer nereye gitmiştir? Köye gitmiştir. Ahan da bu tarafta. Kullanmayı biliyor musun? He abi. Tamam.
Bizim tim gelene kadar kımıldarsa diğer bacağına vur, tamam mı? Tamam abi. Peki biz kalan arkadaşlarla devam edemez miyiz? Ya siz bu ayı boğanları bilmezseniz Berit Hanım. Şimdi dağa giden tim buraya dönene kadar onlar kışlarının üstüne oturamazlar. Ver bak şimdi koğuşun önünde 4 tönedir onlar. Yani endişe şey değiller ya komutanıma bakımdan hani. Diğer program da aksayacak şimdi. Olmazsa üst bölgesini öne alırız. İlçe jandarma en sona kalır. Ayarlarız onu bir şekilde ya. Yani komutanım, İsterseniz kalan çocuklarla başlayalım ama pek sağlıklı olmaz. Anladım. Tamam. Bekleyelim o halde. Yani şimdi siz tam olarak ne yapacaksınız Pelin Hanım? Pelin Hanım? Bir takım psikolojik testler. Böyle çoktan seçmeli gibi mi? OSS, SBS, ALS... Bir de ABS var ama... Onu geç ya, o arabada olur. Şimdi onu burada zikredersek abese girer. Öyle geliyor işte insanın aklına ara sıra. Yok, bunun sınav testiyle falan bir alakası yok. Yani personelin işte psikolojik destek projelerinde yararlanmak üzere veri toplamak olarak özetleyebiliriz. Ben gene anlamadım diyeceğim şimdi ama ayıp olacak. Ben dışarıyı bir kolaçan edeyim müsaadenizle. İzninizle komutanım. Tahta kılıç özellikle mi böyle yapıyor? Nasıl komutanım? Yani bu vurdum duymazlığı, argo merakı, her şeyi hafife alması. Yani Pelin Hanım'ın ismini bile espri konusu yapabiliyor. Yok komutanım. Hani özellikle öyle yapmıyor. Bu konuda tahammülüm tükenmek üzere Asteğmen'im. Sanırım ben de kalksam iyi olacak komutanım. Benim gördüğüm en iyi asker. Nasıl? Durali Başçavuş. 3 kızı ve karısı onu getirecek otobüsü beklerken ağlayarak yırttı emeklilik kağıdını. Ve komutanım, şu ana kadar Pelin ismine rastlamadı diye ya da psikolojik testlerden anlamıyor diye onu kınayamam. Buna bir de bu açıdan bakın. Yok, ziyade olsun. Çay söyleyebilirim sen, demli bir çay. Ha? Yok, sağ ol. Dur, ıhlamur şey yapayım. Sen ada çay içer misin ya? Dur, kal. Kant biliyor musun sen, Kant? Yahu sağ ol birader. Tamam, ziyade olsun. Neyse. Ya sen yanlış anladın be İhsan'cığım ben, yanlış anladın be. Ne yanlışı canım? Düpedüz çam devirdin emme. Neyse, hukukumuz eskidir. Ya sana ekmek arası helva vereyim mi? He? Helva, helva. Ekmek arası. Ya. Ne değil agari? Ne edecekler kocanım? Köpüklü kahvelerini söyledim. He. Karşı karşıya oturmuş daha iki dünür. O da iki muhabbetin belini kırıyorlar. Koca babam batırmazsa iyidir. Batırmaz, batırmaz. Ben koca babamı bunca yıldır tanırım. Onu hiç bu kadar diplomat, hiç bu kadar tilki görmediydim. Muazzamdı, müthişti. He. Ver ben nasıl vereyim be? Det lan senin yapacağın işte yapın. Bırak gari. Ya sen yapmayacaksın zaten artık bu işleri. Zeliha Hanım asacak bunları böyle. Şıkı şıkı asacak. Yaptığını beğendin şimdi ha? Depestelik. Başıma iş çıkardın benim. Yürü lan yürü. Depestelik sen de. Tövbe yarabbim tövbe. Yine yıkayacağız bunları. Sanki işim gücüm yok.
Çamaşır kıyacağım niye? La havle bela. Ya şimdi sen yanlış anladın diyorsun da neyi yanlış anladı Allah sen ya? Ben ne dediydim? Ben dedim ki ya dedim sen yabancı değilsin. Halden anlarsın. Ya ben hanımla oğlana laf geçiremiyorum arkadaş ya. Laf geçiremiyorum ya. Ben senden yardım şey edeverdim. Gelirim düzme kızı isteyiverelim senden. Sen de kulak arkası ediver. Zaten kız evi naz evi. Öyle değil mi? İbrahim bak gene konuştukça batıyorsun birader. İş gene gidiyor bak. Ya nereye gidiyor? Zeliha benim de kızım. Değil mi? Ne olacakmiş yani? Serbilette de işini mi bulacak? Yaşında almış. 30 yaşında mı? Kaç yaşında Zeliha? Sen var ya. İbrahim sen var ya. Allah'ından bul. Münasebetsiz adam. Ulan ben ne dedim şimdi bu adama ya? Zeliha kaç yaşında dedim. Sıtkı babam, hoş gelmişsen. Buyur. Niye çağırdın beni? Aha daveti dedik, geldik bakalım. La gözü seveyim, iğneleme bizi. Bağı içerledin, değil mi? Dünya başıma yıkla. Tek seni üzmek istemedim. Ben içerlemişim de. Hak Teala içerlerse o vakit yandın Musal. Çırağı gibi yandın hem de. Babam, bırak da vaziyeti anlatayım, arz edeyim sana. Açlıktan ölmek tehlikesi hasıl olursa ölmeyecek kadar domuz eti er insan. Ama ölmeyecek kadar sen ne yaptın? Gittin. Ölmeyecek kadar ne kelime? Tıka basa. Zengin olma, muktedir olma arzusuyla tefeciden ganimet gibi para aldın. Deve yüküyle battın be adam. Daha neyi anlatacaksın? Ya babam, bu sıçan deri günden çıkmanın yolu nedir onu söyle bana. İlmiye hürmetim namütenahi. Ama sen de bana müşkülümü nasıl aşarım onu göster. Çoluk çocuğumu nasıl kurtarırım? Yarın kara toprağın altına girdiğimde adımdan söyüp saymalarına nasıl önlerim onu söyle. Bunu o parayla mı yapacaksın? Hı? Yapamazsın Mursal. Yapamazsın. Ben eteme yalnızca kehribar tesbihimle gümüş tabağımı bırakacağım. Yanı sıra da sürüyle borç, sürüyle olacak. Bu mu olmalı? Nereden baksan 6-7 milyar borç vallahi. Milyar değil o canım bir kere. Bin. Binse de bize biniyor, inse de bize biniyor, çıksa da bize biniyor. Değişen bir şey yok ki. Ben üstün orasında değilim ki. Ethem sen niye en son yapılacak işi şimdi yapıyorsun? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ulan bizde ne yumurta mı olur? Ha? Sen bana yanak, ben sana yanak. Bu işin varacağın yer belli. Ayık olmak lazım yani. Bir de bir şey söyleyeceğim.
bu koltuk takımını böyle hani 16. Louis gibi değil de böyle hani çekyat, koltuk, musomya gibi bir şey yaparsak bence daha da iyi olur yani. İyi ha? Olur. Aferin. Bak şey konusunda tamam. Bulaşık makinesi konusunda. Ona hak veriyorum. Niye? Çünkü hani çalışacaksın, yorgun, bir de onun üstüne değil mi? Bir de ben bulaşık yıkamayacağım için hani öyle bir şey o da. Tamam. Ama zaten yıkasan eline yapışırdı. Ya vallahi şimdi bir aslandan kedi yavrusu çıkartamazsın. Hani attım yani. O konuda netim yani. Bulaşık yıkamam. Kafan karışmasın ha. Ethem. Sen niye bana hayatım deyip duruyorsun? Hı? Zaten az önce de ulan dedin. Bak dikkatimden kaçtı zannetme. Gayet cihazla çalışıyor maşallah ha. Ha son olarak bu yemek takımı. Çatal, bıçak, tabak, fincan öyle bunların yarısını kullanmıyorsun ha gerçekten. Ha ne diyorsun? Ethem, bir dur. Daha söz var, nişan var, nikah var. Yani tabii olursa, kısmetse. Ha, zaten ortalık karışık biliyorsun. Ha, bir dur. Ha, doğmamış çocuğa don biçiyorsun. Ha çocuk odası takımı bile değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de ikiz olursa. İkimiz de hayvan yedik var ya, yemin ederim. Yani hayatım bazen gerçekten çok komik oluyorsun biliyor musun? Hoppala, bir hayatına yeter ondan geliyor. Hemzeki çay ver. Hayatımla beraber çay içelim, çay. Ne olmuş ya burada? Adam silahlı he. O yerdeki vurulmuş mu? Yerdeki vurulmuş mu Kamil? Vallahi inceden bir delinme durumu var arkadaşta. Ne? Yoksa kandan neyin mi korkuyorsun? Murat yoktur İstanbul'aydın. Ben mi? He sen. Yok canım, korkmuyorum. İyi aferin. Bırak silahı! Bırak lan silahı! Abi ben bana abi dedi ki... Taner. Ne oluyor lan burada? Ne olacak? Bu deli vurdu beni. Bak, al işte. Hayır, o asker vurdu bunu. Ben vurmadım. Oğlum ne oluyor anlat. Bu ikisi beni kaçırmıştı. Yani iki kişiydiler. Beni öldüreceklerdi abi. Sonra o asker geldi. Bunu vurdu. Diğeri kaçınca onun peşine düştü. Giderken silahı bana verdi. Kımıldarsa vur dedi. Benim arkamdan tim gelecek. Onlar gelene kadar bunu bırakma dedi. Nereye doğru gittiler? Köye doğru gittiler abi. Buyur bakalım. Ulan Hamza. Taner. Emredin komutanım. Olabiliyorsa köye takviye gelsin. Araca da ihtiyacımız olacak. Emredersiniz komutanım. Kaç bakalım. Nereye kaçacaksın? Safer. Ne yapıyorsun ulan? Sağ olun komutan. Ne var ne yok? Ne pişiriyorsun? Tas kebabı, pilav, bir de revani var komutan. İyi, iyi. Bolca yap ha. Şimdi dağdan döner bizim şeyler. Neydi o? Böcük gibi şeyler vardı ya, ola çizgi filmlerde oluyor yani. Mickey Mouse? Sensin ulan Mickey. Var ya oğlum, o uzaylı mıdır? Ne de böyle gözleri pırtlak, dişlek, kepçe kulaklı. Gremlinler komutan. Ne karın ağrısıysa. Var mı eksiğin gediğin? Salça çok eksiliyor komutan. Salça mı? Evet komutan. Günahlarını almayayım ama yürüttüklerinden şüpheleniyorum. Neyse abi, hafiyelik bakarız bakalım.
Sen yine de bol koy malzemeyi, sakınma. Emredersin komutanım. Savcı ha? Aferin ulan. Ayı bulanlara şu çocuğu öğrettik sifon kullanmayı. Tüh! Allah'ın cezaları ya. Ula bu ayılığın da çaresi yok arkadaş ya. Allah cezanızı vermesin size. Ne işin var oğlum senin bu saatte burada? Ben biraz rahatsızım komutanım. Sıkma ulan sıkma. Rahatsızmış. Bana bak. Gene aynı şey mi ulan yoksa? He? Ulan seni kesin şutlarım bu sefer ha. Yok yok hayır komutanım. Ya? Bilmiyorum komutanım. Kimle niye gitmedin? Çağırmadılar mı seni? Ben arka taraftaydım komutanım. Ulan Fatih aldın da. Bu sefer sen ola külahları kesin değişeceğiz aslanım ha. Az kaldı. Cevap versene ola. Çakma komando. Böyle komando mu olur he? Kaldır ola kafanı alo. Ula biz kime diyoruz ya? Şşş, asker gibi ol asker. Kaçmak yok lan. Kaçamaz. Nerede o? Kim nerede? Buraya kaçan adam. Nerede o? Asker. Sen benim avrumda ne arıyorsun? Evvela onu söyle. Söyledik ya adam. Kaçak biri var ve buraya girdi. Burada kimse yok. Var. Hemen evimi terk et asker. Yek başına buralara gelip evimi basamazsan. Bir derdin varsa sen git komutanların gelsin. Bana bak amca. Benim tepemin tasını attırma. O adamın nerede olduğunu söyle, ben de herifi alıp gideyim buradan. Ulan sen kimle konuştuğunu bilirsen, çabuk çık avlumdan, hadi! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bağırma lan bana! Aşiretten adam alacak kişi daha anasından doğmadı asker. Biliyorsun. Poyraz timine de adam vermeyecek adam.
daha anasının karnından doğmadı. Sen bunu bilirsen. Oğlum, bu herifler niye kaçırdı seni? Bunlar aslında bizim akraba. Yani akraba aşiretiyiz biz. Ablam üniversitede. Babamız öldü. Örgüt ablama dedi ki, senin yerin dağdır. Dağa geleceksin. Ablam dedi, olmaz. Okuyacağım dedi. Ben de kaymakamlıya, kaymakama gittim. Ablamın okul bilgilerini, her şeyini değiştirdiler. Bir tek numarası vardır. Onu da bir ben, bir de kaymakam biliyor. Hey oğlum, bunun adamlarla ne ilgisi var? Aşiret örgüt tarafındadır. Destek veriyorlar. Örgüt ablamın cezalandırılmasını bunlara vermiş. Yani görev bunlardadır. Anlı sana abi. Yani bunlar senden ablanın telefonunu, adresini falan istiyorlar, öyle mi? He abi. Kaç kişidir bunlar? Kaç tane istersen. Çok vardır. Şimdi silahını indir. Senin şuracıkta canını almadan defol git evimden. Bana bak. Ben bu esvapları salı pazarından almadım lan, tamam mı? Senin karşında üniformalı asker var. Zurna! Yeter bu lan! Kımıldamayın, yakarım lan! Yakarım, tamam mı? Geri çekil lavuk! Geri çekil! Geri çekilin! Geri çekilin! Ben devletin jandarmasıyım lan, Armut! Sana jandarma mı beğendireceğiz? Bas geri, bas! O değil de Muharrem. Ben bu heriften çok sıkıldım ya. Ya sürüyeceğiz işte bunu, elimiz mecbur. Biraz da say sürüsün, o da dalyan gibi çocuk. Ya saytın oyunu bulanık şimdi, ilişme ona. Bırakın da gideyim o zaman. Üçmen Abdüzi! Allah Allah! Hem tülaşı derdi kını ya! Hem cır 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 diki ya! İyi buna! Ya Mahmutcuğum, vatandaşla öyle konuşamazsın. Yani jandarma olarak, kibar ol azıcık. Niye konuşamayayım, konuşurum. Onlar benim saçama saç oldu. Ne güzel görüntü verdiler beyefendiler. Bizim ayakta peşlerinden koştu. Ben de meraklı değilim sizin suratınıza. Bırakın gideyim o zaman. Asker bozuntuları. Ya Mahmutcuğum, vatandaşla kibar konuşacaksın. Böyle efendi efendi, ikna edici konuşacaksın. Beyler, ne oluyor orada? Dizini vurdu komutanım. Çok kötü vurdu ya. Böyle tam sinir vardır ya, orayı vurdu. Çok üzüldük ya. Beyler, acele edin. Hamza'ya yetişmemiz lazım. Evet, es komutanım. Müerrem, dikkatli taşı, geldim. Ne bakıyorsun? Bak ayağa, 4. Murat Paşa. Çok iyisiniz siz ya. İyiyizdir. Özellikle de ben. Ben süperim ya. Sen sordu abi. Söyle Necla'm, iyi misin? Bakır. Söyle ağ kızı. Orada bir çocuk var. Çocuk? Nursel Ağa'nın evinde bir kız çocuğu var. O çocuk benim. Sana emanetimdir bak. Duydun? Emanetimdir. Necla, yine mi çocuk? Eğer vallahi bir şey olursa... O çocuk sana emanet. Necla, sen ilk önce eğilir, bir ayağa kalk, sonra konuşuruz. Ben dinlenmek istiyorum.
Koca baba ne de biz odayız. Koca baba ne de biz odayız. Koca baba sen bizim her şeyimizsin. Koca baba sen bizim her şeyimizsin. Ya ne oluyor oğlum be? İşte böyle, koca baba böyle, aleme böyle, amanın amanın. Ya Serbile ne oluyor böyle ele güle? Ele güle karşı yapacağım. Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Ulan Serbet! Ne bu şakırbanınız, ne oluyor? Ya koca babam, senin yaptığın bu muazzam panterliğin yanında bizim şuncacık bir tezahüratımızın lafı mı olur? Rica edeceğim, lütfen. Ne panterliği be? Vur vur, inlesin, İhsan Dünür dinlesin. Vur vur, inlesin, İhsan Dünür dinlesin. İhsan ne nasıl ya, ne yani? Oraya geliriz, kızınızı alırız. Oraya geliriz, kızınızı alırız. Ya oğlum, ya ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum sizin söylediklerinizi. Düzgün konuşuversene. Ya koca babam, şimdi sen benim müstakbel kayınpederim İhsan Güler'e böyle panter gibi çöküp de benim bu kronik derdime bir çare bulmadın mı? He? Benim bu derdimi çözmedin mi? Adama çöküp de o kızı istemedin mi koca babam? Ha, sen o mesele diyorsun yani. Ha. Ya nasıl çözdün koca babam ya? Hayranım sana ya. Vallahi o fan grubunun en bir numaralı üyesi benim koca babam ya. Hastayım sana, hasta. Türkiye yok, seninle. Yok, o iş olmadı, olmadı o iş. Nasıl olmadı koca baba? Olmadı, o iş olmadı ya. Türkiye seninle gurur... Sus lan, sus. Bağırıp durma Coşkun. İşin rengi değişti. Sırtımızda hançer var Coşkun, hançer. İhanete uğradık Coşkun. Sus Coşkun, sus. Senin kısmetin kızım, baba yiğit domruk gibi bir adam. Amanın, Serbent bu diyor Zeliha. Ama yalan yok. Yufka yürekli bir adam. Yüzüne bak, dersin ki bu haydut. Ama yanına bir var, pamuk gibi kalbi. Tertemiz, çok güzel bir adam. Hakikaten öyledir Serbent. Acık çekincedir ama. Kalbi pek temizdir, pek iyi yüreklidir oğlum. Niye çirkin olsun Nezam? Aşk olsun. Amanın, toz da gondurmazmış Serbülent'ine. Aman benim güzel Zeliha'm, aman aman. Yalnız. Yalnız ne diyeceğim? Aman gari kötü bir şey söyleme mi? Ne yalnız ha? Arada bir mani var. Nasıl mani olur bilmem ama arada bir mani var. Gördüğümü söylüyorum Fatma. Sen beni bilirsin yıllardır. Bilirim gari, bilirim. Kimmiş o kız, kimmiş ha? Amanın gari. Dizlerinden bulaşacak, gözlerine çökesice. Aman kimmiş söyleyiver gari. Dillerinden bulaşacak, kapılara bakasıca. Allah'ım ona gıçına başına dertler versin de ümbeli ümbeli hekimlere gitsin inşallah. Dezen niye beddua ediyorsun? Ah doğru diyorsun Zeliha'm. Döner dolaşı bizim başımıza gelir değil mi? Aman Allah'ım muhafaza. Aman ya Rabbim tövbeler tövbesi. Beni bak kadın. Söyle bir bakayım. Hadi bakayım bir. Kimmiş o? Hadi deyiver gari. Bu böyle başında gasket. Acı gır saçlı. Bak bak bak. Eve yakın biri bu. Evi bilen biri. Şöyle kısık gözlü. Sakalı da kirlice. Zeliha'm, İbrahim değiyor bu. Aman İbrahim'i değiyor, duydun mu? Tüh, rezil herif, tüh. Allah Allah, nereden çıkarıyorsunuz canım? Vay makaryos vay. Vay mahannedin önde gideni. Lan İbrahim, yaktım ben senin çırını, yaktın gari. Fatma, bir şeyler almayacaksın mı? Alacağım kız, alacağım. Hepicini alacağım. Görce bak. Ödesin İbrahim gari. Onun ki hanesini yazıvereceksin. Borç ödeyecek sana. Ver bakayım şunları. Ödesin gari. Bak neler alacağım. Gör bak neler alacağım ben. Heh. Ver onları da ver gari, ver. Ver gari. Heh. Ver gari. Ver seveceksin şimdi bak. Ödesin gari hepsini. Benim tek derdim çoluk çocuğum daha fazla dağılmasın. Namussuz elinde kalmasın. Aha bura ağa evi ise
Ocağı da ağ ocağı gibi tutsun. Başkaca da bir meselem yok. Senin işlediğin hatanın yanında ağalıktan geçmek evladır Mursel. Sıtkı baba. Ya böyle iki günaha battık. Bizi yetim koma. Boynumuzu bükme gözü sevim. Yüz çevirmeyiz Mursel. Ama sen sana gelene kadar yüzümüz ekşidir. Bilesin. İdam fermanı imzaladı asker. Yürü lan. O fermanı rula yapar sana. Bırak ağamızı, defol git. Biz de senin canına başlayak. Hadi lan oradan. Sen bunun kim olduğunu bilirsen, başına ne kadar büyük bir şey aldığının farkında değilsen sen. Seni ortaya çıkardım ama. Yakaladım lan seni. Sen manyaksan oğlum. Herkes öyle diyor zaten. Bak hele, seninle bir anlaşma yapalım. Sen ağamızı bırak, ben de senin kemiklerini kırıp bırakacağım, söz. Ha? Sıraya gir, sıraya. Herkes anasından çakı gibi doğmuyor aslanım. Felek birine 5 verirken ötekinin elindeki yarımı da alıp götürüyor. Bazen. Derdin tasan sorunun olur, olmaz değil. Ama o dağdaki adamlar cedirleşirken orada sen burada kıçını devirip yatıramazsın aslanım. Komutanım, kafamı toplayamıyorum. Ben toplarım senin kafanı, merak etme sen. Komutanım. Ulan senin anan baban yok mu ya? Neredeler ya? Bir gelseler de ben onlarla bir konuşsam. Bu ne arkadaş ya? Onlar yok komutanım. Nasıl yok? Niye yoklar? Neredeler? Yoklar işte. Ulan taksit taksit konuşup da adamın asabını bozma ha. Konuş ulan. Konuşsana ulan. Ya! Dosyama bak. Dosyama bak. Neye bakıyorsan ona bak işte. Ben senin dosyana falan bakmayacağım. Oturup adam gibi kendin anlatacaksın onu bana. Ya neyi anlatayım komutanım? Babam olacak neyi mi anlatayım? Annem olacak muyu mu anlatayım sana? Benim annem hayat kadınıydı, tamam mı? Benim adımı bile Ankara Altındağ Karakolu'ndaki polis memuru koydu. Adımı koyacak lanet bir annem babam bile olmadı benim, anlıyor musun? Oradan bakınca nasıl gözüküyorum? Ha? Millet içeride annesiyle babasıyla telefonla konuşurken Fatih ne hissediyor? Fatih ne düşünüyor? Benim hayatım yurtlarda geçti komutanım. Demir ranzalarda, lanet olası çelik dolaplarda barındım hep. 5 kuruş param olmadı hiç benim. Tüp gaz çektim. Yapıştırıcı çektim. Hap içtim. Defalarca ölmek istedim ben komutanım. Olmadı. Sen şimdi benden ne istiyorsun? Komando mu olmamı istiyorsun? Ha? Dağlardaki savaş kolay komutanım. Benim
kendi içimde vermiş olduğum savaş var ya. Hep yenildim. Defalarca yenildim. Yapamıyorum artık komutanım. Artık yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Gel ula buraya. Hakan Bey. Psikoloji demiştiniz değil mi Pelin Hanım? Duruli Başçavuş şu anda terapinin alasını yapıyor. Bir insanı hayatta tutmaya çalışıyor. Evet. Argo konuşur. Biraz çatlaktır, tamam. Sizin testlerinizden de anlamaz. Ama adamdır. Adam oğlu adamdır. Buradan indirirsen ağaya değmesin ha. Asker konuşunca sağ sol yapıyor. Öyle yapsın indireceğim. Merak etme. Hiç sanmıyorum. Aşağıdaki adam benim adamım. Gerçi tanışmışsınız. Hamza! Aldım komutanım. Bırakın silahlarınızı. Bırakın ulan silahlarınızı. Çök! Olduğun yere çök! Yürü lan sen de! Şşş! Asker! Seni buradan tabutla yollayacağım, bilirsen değil mi? Ha bu arada ananla bacını da katan da yanına gör. De hadi. Komutanım hakaret etti. Hamza, benim gözlerim pek iyi görmez. Kulaklarım da iyi değildir. Böyle. Anlaşıldı komutanım. Ne dedin lan sen? Şimdi söyle. Söylerim ama önce kemiklerini bir kıram da. Komutanım Hamza gidiyor. Vallahi ben bir şey görmüyorum çavuş. Sen? Emredersiniz komutanım. Artist! Geberacaksan la buralarda. Yeter! Sen hiç çapaya gittin mi? Ha? Ben gittim. Bu yüzden bu dilekler senin gibi zurnalarla baş eder. Ben
Tanır. Meri. Ne var lan? Şınırdak Şazi. Baksana ya, benim yetiştirdiğim adam kendini nasıl belli ediyor ya? Ne olur lan? Hamza Kemal'ımı sen mi yetiştirmiş oldun şimdi? Ben yetiştirmiş oldum şimdi tabii. Getirdim onu su deposuna çıkarttım. Bir ton emeğim var. Sende ne kadar emeğim varsa onda da emeğim var. Değil mi Kamil? Hakikaten çok emek verdin dede. Yoksa böyle fırtın tekiydi. Aha, sesi duydunuz mu lan? Ulan nasıl vurdu adama? Sesi duydunuz mu? Ya anlattığım gibi ya işte. Aferin ya. Jandarmaya lolo yok lan. Tamam mı? Hamza. İşin bitti mi? Bitti komutanım. Sana bu işi kim verdi Hamza? Şey... Komutanım ben. Hamza, seni öyle bir oyacağım ki... oyduğum delikten baktığında ta Balıkesir'e kadar göreceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Taner. Emredin komutanım. İlçe jandarmayı ara. Terör örgütüne yardım ve yataklık. Yasa dışı silah bulundurma. Güvenlik kuvvetlerine mukavemet. Adam kaçırma. Tehdit, şantaj ve cebirle insanların anayasal haklarına müdahale. Emredersiniz komutanım. Ne değilsiniz ya? Delirdiniz mi siz? Üçtekiler de burada. Emredersiniz komutanım. Kimmiş müşteki? Muhsin! Varem. Emret komutanım. Vaziyet alın. İl jandarma gelene kadar bunları bir yere toplayın. Başlarında nöbet tutun. Emredersin komutanım. Sait. Hamza. Emret komutan. Ben sana delik açtım da nereye kadar görecektik Hamza? Balıkesir komutanım. Güzel. Allah vatanımız için hayırlı olsun, memleketimiz için hayırlı olsun. İyi insanlar gelsin. Hep beraber en güzel günler bizim olsun. Ağabey efendi. Buranızı kullandınız mı? Kullandım. Ama siz çok kullanmışsınız. Bayağı bayağı. Peki ne diyorsunuz? Bu seçimlerden beklentiniz mi? Herkese hayırlı olsun. Yani en saklımız hayırlı Ya aman be ya. Ya Fatma sen böyle oturuyorsun, ben sana böyle bakıyorum ya bazen. Sen ben baktığımda senin bakışınla benim içim ürperiveriyor. Niye ürperiyormuş? Ne varmış bende? Ya öyle bir bak bir şey yapıyorsun ki böyle bakıyorsun. Ya diyorum arkadaş bu kadın içine uzaylı mı kaçtı diyorum, ne diyorum? Uzaylı ne be? Ne diyorsun sen? Ya uzaylı şey var ya, uzaydan gelen o tarlaya inmişler uçan şeylerle beraber bizim hemşehrilerle kapışmışlar. Onlar antenleri var. Böyle mıncık mıncık şeyler. Onlardan bahsediyor. İbrahim. Yuva yıkmak günah değil mi? Biliyorsun sen. Öyledir. Kim yapmış, kimi yine yıkmış? Artık bilemem gari. Sen sanki bu lafı bana ediyormuşsun gibi geliyor ama. Ben bugün fal baktırdım İbrahim. Ha, ya bana gelince mangalda kül bırakmıyorsun. O Ertuğuş türbesinden ayrılmıyorsun. Sen bu falın günah olduğunu biliyorsun değil mi? Allah affetsin gari. Ama kadın her şeyi söyledi. Ne dedi? Sen adam adliye Selman'la mecmeye fırına vermiş dedi mi? Ha? Verdin mi? Kim neyi verdi be? Adliye Selman'la mecmeye fırınladın mı? Ya saçmalama, lafın gerçi diyorum ben sana onu ya. Bilmem gari. Bana bak, bu falcı cennet seni ördeklemişti. Kaç para ötüldün sen ona? Ha? 100 lira verdin. Ne? 100 lira? Ya kadın sen vallahi vicdansızsın ya. Ya böyle bir zamanda 100 kağıt verilir mi? Ne bağırıyorsun be? Vermedim. Hayır. Kadın deftere yazdı. Veresiye defterini alacak senden. Beni bak. Her şeyi söyledi kadın. Hı. Kısık kısık bakıyor dedi. Gasketi var dedi. Gır saçlı dedi. Kirli sakallı dedi. Hepsini söyledi kadın. Hepsini.
Allah Allah. Neyse, daha ne desin? Makaryos. Hiç de ben değil. Mahmut lan. Sen az evvel cebinden böyle başıyla maşıyla beraber böyle bir çay bardağı çıkarıp tezgaha mı koydun? Yoksa bana mı öyle geldi? Ne ağa ya? Sana öyle gelmiş. Kör görmez uydurur derler ya. Biz de bunu adın sen daha. Ayıp ayıp. Ben de gördüm. Sen de mi gördün? Ben de gördüm. Sen de mi gördün? Demek ki... Hadi bu Cahil'le Cüheyla görse tamam. Okumuş etmiş, adam görmüş. Ya tamam. Ben yanlışlıkla... operasyona giderken çay bardağımı yanımda götürmüşüm. Oha! Kesinlikle oha. Ya arkadaşlar dinlemeden etmeden biz Osman komutanla arkada çağırıyorduk. Oradan Durali Başçavuş çağırınca heyecan oldu biraz. Ben de unutmuşum yani. Ne yapayım dağda tepede taşa mı atayım yani? Devletin zimmetli malı. Lütfen bana zimmet edilmiş, ben onu atamam lütfen. Ya bu arada Hamza nerede? Osman Kanat Hamza'ya böyle rendeden bir kaydırak yapmış. Hamza çıkıyor, kayıyor, dayanamıyor, çıkıyor bir daha kayıyor. Dayanamıyor, çıkıyor bir daha kayıyor. Hamza Luna Park'tayım oğlu, eğleniyor. Hamza. Komutanım ben. Sana konuşma izni verilmedi asker. Emredersiniz komutanım. Bak, sana şöyle söyleyeyim. Akıllı adamdan komando olmaz. Onu biliyoruz. Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Ona da tamam. Sırıtma lan. Ya bugün o adamlar gerçekten terörist olsalardı, o zaman ne olacaktı Hamza? Ama komutanım, adamlar zaten yardım ve yataklık yapıyorlardı ve... Hamza, bu seferlik öyle oldu. Ama ya onlar gerçekten terörist olsalardı? Seni, beni... Bütün Poyraz timini çembere alsalardı o zaman ne olacaktı? Allah korusun komutanım. Değil mi? Cemil Uzman şehit oldu. Benim devrem. Kardeşim. Efraim şehit oldu. Sarı Hoca şehit oldu. Onlar gibi bir sürü yiğit şehit oldular. Ya senin yüzünden bugün orada şehit verseydik ne olacaktı Hamza? Ya Allah korusun komutanım. Bir daha emirsiz iş yapma. Emredersin komutanım. Gel Fatih gel. Bugün çayları sen mi dağıtıyorsun? Durali Başçavuş emretti komutanım. Bugün sen dağıt dedi. Tim'de göremedim. Seni neredeydin? Arka taraftaydım komutanım. Cezanı biliyorsun. Biliyorum komutanım. Karakolun etrafında tam teçhizat 30 tur. Aferin. Komutanım. Ben Poyraz timinde miyim komutanım? Evet Fatih, sen Poyraz'dasın. Yani şey... Fatih! Sen Poyraz timindesin, nokta. Yürü. Sol komutanım! Al çay içi.
Emredersiniz komutanım. Ulan bugün 40 saat adamın elindeki sopayı alamadı. Sen ne biçim komandosun lan? Beceriksiz herif. Ama komutanım aniden yüklenince ben bir de göz ucuyla diğer adamlara bakıyordum, tamam mı? Şşt! Ne biçim konuşma lan o? Tamam mı filan? Düzgün konuş lan. Emredersin komutanım. Gevşek. Alo, kime diyeyim? Kalk kaybol, arazi ol ha. Tıraş olmam lazım benim de. Salı oğlum, bize de bırak biraz ha. Bırakmadım ya, ben vazadan çok almışım bu. Dedim bir ay var, biraz acıkmıştır. Vay. Turistik faaliyetimiz bitince gidip biraz iş yapak ha. Arkadaşlar, bugün spor faaliyetinden sonra atış eğitimi icra edilecek. Akabinde karakolun kuzeybatı mevzisine kum torbaları doldurulup taşınması faaliyeti yapılacak. Arkadaşlar bugün birliğimizin psikolojik testler yapılacak olup... Ula bana bakın. Adam gibi durun, zorluk çıkartmayın, kafanızı kırdırmayın bana ha. Ciddiyetinizi muhafaza edin. Rahat. Osman nerede ya başkomiserim? Nerede olacak hastayım benim? Bunlar şimdi stajyer kumru ya. Dün görüşemediler tabii, yan iyiler. Demin gördüm telefonla konuşuyordu, ben de ilişmedim. Yok yok, yaşlandın sen, kabul et artık. Ne bu yufka yüreklilik? Yufka. Gerçi doğru değilsin hastayım hanım ya. Ben böyle olacak adam değildim ama. Şu Pelit Hanım'a bir de ben mi görünsem, ne yapsam ya? Ya Pelit deyip durmak adına gelmeyecek bak sonra ha. E çok lazımdı. Nihan, ya bugün burası çok yoğun ama belki yarın...